Pek bir siyasi hayatı da kalmadı sanki. Ama mesela Cevat Zarif'in o kaseti patlamasaydı belki onun bir şansı olacaktı gibi. Her neyse, şimdi bu nükleer anlaşmada, müzakerelerde İran ABD ile doğrudan görüşmek istemiyordu. Hatta Amerika heyeti Viyana'da başka bir otelde yer ayarlandı. Hani yanlışlıkla da olsa İranlılarla koridorda falan karşılaşmasınlar diye. Onlar başka otelde kalıyor. İranlılar ve diğer taraflar başka otelde. Burada arabuluculuk yapan ülke İngiltere'ydi. İngiltere İran'la ABD arasında arabuluculuk yapıyordu. Sadece nükleer müzakereler konusunda değil. Hatta 10 kişilik bir mahkum takası hikayesi vardı İran'la ABD arasında. Bu daha sonra sızdırıldı ve taraflar bundan çok memnun kalmadılar, bunun sızdırılmasından. Şimdi İngiltere'nin böyle bir sert pozisyon alması İran konusunda arabuluculuğu da terk edebileceği yolunda bir mesaj olarak belki yorumlanabilir. Eğer İngiltere bu arabuluculuğu terk ederse bu sefer Viyana'daki müzakereler daha da çıkmaza girecektir. Evet. Ve bu müzakerelerin de aslında Körfez'deki, Umman Denizi'ndeki tansiyon ile çok yakından alakası var. Çünkü İsrail müzakerelerin başarıya ulaşmasını istemiyor. Dolayısıyla İran'ı bir istenmeyen bir tepkiye zorlayarak orada aslında bu müzakerelere de kapıyı kapatma şeklinde bir hesabı olabilir. Dolayısıyla İngiltere'nin çekilmesi, Körfez'de suların ısınması, sıcak çatışma gibi ihtimaller bir taraftan da aslında nükleer müzakerelerin başarıya ulaşmaması için bazı aktörlerin hesabının bir parçası olarak görülebilir diye düşünüyorum. Ali Semin, geçtiğimiz Nisan, Mayıs, işte hatta Mart'tan itibaren alacak olursak Karadeniz'de işte NATO tatbikatları yoğunlaşıyordu. Amerikan donanması Karadeniz'e giriyor, İngiliz donanması Karadeniz'e giriyor ve işte Rusya orada Kırım'a inanılmaz derecede sevkiyat yaptı. Ukrayna Donbas'ı alacağız dedi. Evet. Onların NATO üyelikleri çok fazla konuşulmaya başlandı. O süreçte şunu konuştuk. Karadeniz'de savaş patladı, patlayacak. Sonra 3. Dünya Savaşı'nı bile konuştuk. Evet, evet. Bunlar hep konuşuldu. Yani bütün dünya konuştu bunları. Evet. Yani hani bütün herkes, bütün o dönem işte yabancı medyasında da bunlar hep manşetteydi günlerce. Böyle bir hava hakimdi. Şimdi orada vites düştü. Şimdi bu Körfez'de görüyoruz şu an vitesin yükseldiğini. Bunun sonu nasıl olur? Yine bu Karadeniz'deki gibi tansiyon doğru çıkar. Bir tarafta İngiltere, Amerika, bir tarafta Rusya. Burada da bir tarafta yine İngiltere, Amerika, İsrail. Karşı tarafta İran. Burada da tansiyon yükselir. Bir yerde durur mu? Yoksa Mustafa Caner'in o ihtimal verdiği sıcak çatışma alanları doğar mı? Şimdi şöyle, Orta Doğu'da hiçbir zaman tansiyon böyle yükselince de düşürülmez. Maalesef öyle bir gerçeğimiz var coğrafi olarak. Diğer taraftan benim stabil kalır yani en azından. Tabii stabil kalır. Biraz gündemden düşer ya da medya gündeminden düşer daha doğrusu. Ama aslında orada çok ciddi anlamda çatışmalar da oluyor. Şimdi Serenur Bey'in bir önemli bir noktaya değindi. Sadece Körfez işte özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu OPEC Plus'ın toplantılarındaki işte petrol fiyatlarının düşüşü için petrol üretim artışları konusunda anlaşmazlıklar. Daha sonra bir de Umman'la Suudi Arabistan arasında bir anlaşma da yapıldı. Yani Umman Sultanı biliyorsunuz ilk yurt dışı ziyaretinde Suudi Arabistan'a yaptı ve orada Cevat Zarif de yani tabii, Dışişleri Bakanlığı'nın herhalde son gününde evet, Umman'ı ziyaret etti. Umman çok sakin, sessiz bir diplomasisi var ve kimseyi de incitmeden bir politika izler ve akıllıca bir politika izler. Yani bu Türkiye ile de şunu söyleyeyim, ben Umman'da görev yapmış emekli bir büyükelçiyle çalışmıştım zamanında. Çok Türk insanlarını da sever. Yani Türkiye'yi çok severler. Arası da iyi. O toplumsal anlamda da şey. Bir de İran hiçbir zaman Umman'da bir Şii çalışması yapmamıştır. Yani şunu söyleyeyim, %5'lik bir nüfusu var, Şii nüfusu var. Ama orada mesela kültür merkezleri açıp Umman'ı işte içeriden böyle yani Bahreyn'deki gibi bir durum. Bahreyn farklı bir boyut. Çünkü oranın çok fazla %30'u Fars'tır, %70'ini Şii'dir. Yani o biraz farklı. Bahreyn'i ben çok dışarıda tuttum. Irak için de aynı şekilde geçerli bu şeyler ama Umman çok farklı. Bir de Suudi Arabistan son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı
Körfez ve Arap dünyasında bir alternatif oluşturmaya çalışıyor. O da Umman'ı yakın şey yapıyor. Burada sadece biz bunu ikili ilişkiler değil, bölgesel anlamda da değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bu, benim gördüğüm kadarıyla Umman'la Suudi Arabistan, hatta Suudi Arabistan bir karar daha aldı. Dedi ki bundan sonra Suudi Arabistan'da iş yapan ya da yatırım yapan şirketler, şirketlerin merkezlerini Riyad'a taşımak zorundalar. Yani böyle bir karar da aldı. Bunu şimdi tabii 2022'den sonra 2024'te sanırım böyle bir şeyi harekete geçirecek. Yani Dubai'yi artık Orta Doğu'da ticaret merkezinden biraz uzaklaştırmaya da bir politika var. Bu da şöyle bir şey var. Yani Umman'la Suudi Arabistan'ı aynı kulvara derler ya, kulvarda görmemizin sebebi de şu. İkisinin de bir vizyonu var. Umman'ın 2040 vizyonu var. Suudi Arabistan'da 2030 vizyonu var. Yani şimdi 2030 üzerinden 5 yıl geçti. Ve bunlar şeyi bahsediyorlar. Yani 2030 vizyonu 5 yıl geçti dememin nedeni Muhammed Bin Selman dönemiyle birlikte. Şimdi bunu yeni bir vizyonla Suudi Arabistan, Umman arasında farklı bir işbirliğine gidilecek. Şimdi bizim bakmamız gereken şu var. Şimdi bölgedeki gelişmeler aslında bunun arkasında ABD de nasıl Afganistan'dan geri çekildiği zaman arkasında bir kaotik bölge bırakmaya çalışıyor. Şimdi Orta Doğu'da Reisi dönemiyle birlikte, şimdi Reisi'nin işbirliği yapacağı bölgeler belli. Şunu söyleyeyim, küresel güçler belli. İşte Rusya, Çin bunun içerisinde. Diğer taraftan bölgesel anlamda da zaten ilk seçildikten sonra yaptığı basın toplantısında dedi ki ben Suudi Arabistan'la öncelik olarak dış politikada ilişkilerin düzeltmesini istiyorum dedi. Ve rakabet alanı olarak işbirliği, bakın dikkat edin, bölgesel küresel anlamda bahsettim. Bir de bölgesel anlamda dediğim gibi Suudi Arabistan da şey yapacak ama rakabet alanı artık eskisi gibi, nasıl Ahmedinejad döneminde biz Irak gördük. Şimdi Irak'la beraber bir bölgesel rakabeti içerisinde olacak Reisi ve orada Şii milis güçlerine ciddi bir destek verilecek. Haçlı Şabiye orada ABD'nin çıkarlarına karşı, İsrail'e karşı, Hizbullah tekrardan harekete geçebilir. Her ne kadar bazı yazarlar var, Arap yazarları, yani şu anda kendi Merkez Bankası boşalan ya da kendi ekonomisi çöken İran nasıl Hizbullah'ı canlandıracak diye de sorgulanan yazılar da var. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman aslında Reisi dönemi özellikle çok bence bölgesel anlamda sancılı geçecek. Bunun başında da Suudi Arabistan, pardon, İran'la Çin arasında hatırlarsanız Mart ayında 400 milyar dolarlık 25 yıllık şartıyla bir anlaşma imzalandı ve bunun 270 milyar doları da enerji alanına, 120 milyar dolar da diğer alanlarda bir yatırım olarak görülüyor. Irak'la 500 milyar dolar var. Yani biraz şunu söyleyeyim. Biden dikkat ederseniz keskin bir şekilde Çin'le, Rusya'yla mücadele edeceğini ifade etti. Biraz bunu İran'ı sıkıştırmaları nedeni, bakın mesela siber savaş var biliyorsun. Evet. Güvenlik anlamında İsrail zaman zaman bakıyorsunuz bir yerde nükleer şeyinde, santralinde İran'da patlama çıkıyor. Kendi kendine yanıyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz geçtiğimiz 27 Kasım'da hatırlarsanız nükleer uzmanı olan Fahrizade suikastı bildiğiniz tam yani can evinden vuruldu İran. Diğer taraftan Bağdat'ta işte Kasım Süleymani suikastı. Evet. Bütün bunlara baktığımız zaman zaten İsrail son zamanlarda ciddi anlamda ajanlarını zaten İran içerisinde, hatta bunu çok daha ilginç bir şey söyleyeyim. Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad dedi ki yani İstihbarat Bakanlığı, İran İstihbarat Bakanı bile şeyin, İsrail'in ajanıdır dedi. Ciddi bir ajan var içerimizde dedi. Yani İsrail, ben İran'la böyle tam anlamıyla savaşı gözle görülü şekilde değil, olmayacak. Daha çok içeriden vurmaya çalışır. İstihbarat üzerinden vurmaya çalışır, dışarıdaki çıkarlarını vurmaya çalışır. Ama benim dikkatimi çeken bir konu daha var. Dikkat edin, son İsrail'in Suriye'deki yaptığı hava operasyonunda Rusya engelledi onu. Hava savunma sistemini harekete ilk defa geçirdi. O herhalde şey deniyor ama Netanyahu gitti, Putin ve Bennett'e karşı Netanyahu'ya davrandığı gibi davranmıyor. Davranmıyor değil. Aslında şu var. Amerika işte Biden dönemiyle birlikte artık Rusya ile biz her yerde
rekabet içerisinde her yerde mücadele edeceğiz demesinden dolayı aslında İsrail'le karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Tabii Netanyahu, yani bizim Türk ve Müslüman bu millet için ne kadar muteber bir adam olabilir? Yani kesinlikle bu sözleri bir şey alınmaz. Yani bu adam kendi ülkesi için en azından müstakil bir politika koyuyor. İşte Çin'e gidiyordu, yatırım alıyordu, Rusya'ya gidiyordu. Bir sene içerisinde 10 defa Rusya'ya gidiyordu. Suriye'de bombalamadığı yer kalmıyordu İsrail'in. Bizde bir işte uçak düştü, krizin meselesi geldiği boyutlar ortada. Yani İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar Rus uçağının arkasına, kargo uçağının arkasına saklanıp S-300'lere şey vurduruyorlardı. Rus uçağını kendisini vurduruyorlardı. Bir problem olmuyordu. Tabii ki tamamen şu an İsrail Amerika ile birlikte bölgede tamamen entegre olmuş durumda. Amerikan dış politikasına. Bundan mütevellit de Suriye'de şu noktadan sonra muhtemelen sorunlar yaşayacaktır. Böyle bir ben hani Netanyahu dönemindeki gibi eli kolu rahat bir şekilde girip çıkabileceklerini düşünmüyorum. Ha bunun, bu Lübnan'da farklı olur ayrı mesela ama. Çıktı ortaya böyle birçok şey. İşte Ruslar Esed'e yeni savunma sistemleri satıyor. Yani bunu Netanyahu varken yapmıyorlardı. Şimdi güçlendiriyorlar hava savunma sistemini. Aslında ki, o da değil. Ben bir cümleyle eklemek isterim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.